Haber Türkiye Petrolleri anonim ortaklığından geliyor. Çünkü ne zaman seçime yaklaşsak Türkiye Petrolleri anonim ortaklığı Güneydoğu'da çok verimli bir petrol kaynağı bulur. Nitekim bu akşam da şöyle bir tweet paylaşmışlar. Ben Oda TV'den okuyorum size. Türkiye-Suriye sınırından yeni keşif. Mardin'in Nusaybin ilçesinin 32 kilometre doğusunda yer alan Gün Yurdu 1 kuyusundaki çalışmalarımız sonucunda 11.8 API değerinde ağır petrol keşfi gerçekleştirdik. Alkışlıyoruz. Alkışlıyoruz. Seçim müjdesi hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Evet. Algaz bulunduktan sonra. Bugün de apil ne diye onu tartışırız ha. Apil ne? Ben anlamadım onu ama doğalgaz bulunduktan sonra biliyorsunuz o müjde verildikten sonra 13 kez zam yapıldı doğalgaza. Demek ki böyle bir ağır petrol falan bulunduktan sonra tahminen pek yakında zam geliyor. Yani günleri sayacağız artık her gün. Hatta günde birkaç kere geliyor. Şunu programa başlarken dolar 13.86 idi. Şu anda baktım ben 13.89 olmuş. Ben sizin programınızda dolar 11'di. Sizin programınızda demiştim ki eğer o ekonomistse ben de Kraliçe Elizabeth'im demiştim. Şimdi hatırlıyorum majesteleri. Şimdi dolar 14. Ben de diyorum ki yükseltiyorum. Aman demeyin, aman argümanımı demeyin. Yükseltiyorum. Aman demeyin. Eğer o asrın lideri ise ben de asrın kraliçesiyim. Şimdi şu bir iki şeyi söyleyeyim, ondan sonra bitireceğim. Çünkü kaygılarım var. Çok iyi hazırlanmak gerektiğini düşünüyorum seçimlere. Bir başka şey parmak boyası. Geri gelecek mi? Çok önemli. Mükerrer oyların önünün kesilmesi açısından. Daha önce büyük bir fiyaskoya neden olan dönüşen acil seçim platformu yerine nasıl bir hazırlık yapılıyor? Şimdiden bu hazırlıkların yapılmış olması gerektiğine inanıyorum. Sadece CHP değil, Millet İttifakı içinde de iletişim, koordinasyon, seçim öncesi, seçim süreci ve seçim sonrasında nasıl tesis edilecek? Bununla ilgili çalışmalar başladı mı? Bir son dakika YSK golü yenebilir. Tıpkı mühürsüz oylarda olduğu gibi, tıpkı İstanbul seçimlerinin iptal edilmesi gibi. Tabii ki ne oluyor? Gidiyorsunuz, hukuka başvuruyorsunuz ama hukuken sonuç alana kadar bir sonraki seçim gelmiş oluyor. O yüzden bununla ilgili de senaryolar üzerine çalışılması gerektiğini düşünüyorum. Yine bir başka şey, kamuoyunda çok büyük kaygıya neden olan Sadat milisleri meselesi. Yani yarın öbür gün seçim öncesi ya da seçim sürecinde Sadat'a mensup bazıları tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi acaba kargaşaya sebebiyet verebilirler mi? Bununla ilgili gerekli öngörüler üzerine çalışılıyor mu? OHAL sürecinde bir seçime gitme ihtimali var mı yok mu? Muhalefet partileri bu konuyu dikkate alıyor mu? Tıpkı 2017 seçimlerinde olduğu gibi. Bir başka kritik konu Suriyeliler. Suriyelilere çok hızlı vatandaşlık veriliyor. Sadece vatandaşlık verilmiyor. Aynı zamanda oy hakkı veriliyor. Bakın dünyanın hiçbir yerinde bu kadar hızlı vatandaşlık alamazsınız. Vatandaşlık alsa da birileri, yani siz gitseniz bir yerden yıllar yıllar sonra vatandaşlık alsanız da hemen oy hakkına sahip olamazsınız. An itibariyle kaç Suriyeli vatandaş ve seçim sürecinin sonunca kaç Suriyeli oy hakkına sahip olacak? Bununla ilgili olası senaryolar üzerine çalışma yapılıyor mu? Ve son olarak da 2023'teki seçimde, ki 2022'de de olabilir, Z kuşağı seçmen kitlesi çok kritik rol oynayacak. %16 oranında bir artış olacak bu seçmen kitlesi üzerinde, ki bu iki misli artış demek. Bu da gençlere yönelik özel kampanyaların yapılması gerektiğini bize işaret ediyor. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Sayın Bozkurt, eğer sizin ekleyeceğiniz vallahi bir husus varsa. Valla benim söyleyeceğim şu, ben tamamen katılıyorum. Özellikle seçim güvenliği, seçimin öncesinde, esnasında ve sonrasında yapılacaklara tabii ki çalışılmalı. Ben şu anda yoğun bir çalışma evet, olduğu haberini aldım. Gereken derslerin çıkarılmış olduğunu düşünüyorum. Bunun örneğini İstanbul seçimlerinde gördük.
Yani Türkiye genelinde az önce Sayın Kabaş'ın işaret ettiği o çöken bilgisayar sistemi ya da yeterince sandıkta temsilci bulunduramama, İstanbul ölçeğinde de olsa hem 31 Mart hem de 23 Haziran seçimlerinde tamamıyla kontrol altına alındı. O 31 Mart seçimlerinde 14-15 bin oyla da olsa Ekrem İmamoğlu'nun seçimi kazanması tamamen o ıslak imzalı tutanaklara sahip olmanın sonucuydu. Onun için ben bu defa çok daha deneyimli oldukları için sandıklara sahip çıkılacağından kuşku duymuyorum, ama sadece İstanbul değil tabii, Türkiye genelinde 200 bin sandık var ve bunların hepsine sahip çıkılmalı. Bir de şöyle bir yanılgıya düşünmemeli. Bunları iyi niyetle öneri olarak söylüyorum. Yazıyoruz, tamam, sandıkta gözlemcimiz var. Ben size adını vermeyeceğim bir ilden örnek vereyim. Her birinde bir partinin temsilcisinin olduğu 136 sandıkta tam katılım ve tam AKP oyu çıktığını biliyorum. Yani istatistik bilimi açısından böyle bir şey mümkün değil. Tırnak boyası doğru. Ancak şunu görüyorum Sayın Dündar. Kesinlikle milletin artık Adalet ve Kalkınma Partisi ya da Recep Tayyip Erdoğan'a tekrar oy verebileceği ya da Recep Tayyip Erdoğan'ın veya AKP'nin millete vaat edebileceği hiçbir şey kalmamış durumda. Bakın, artık söyledikleri yani hiçbir şey 24 saat yaşamıyor. Bir Çin modeli lafı ortaya attılar, ciddiye alan yok. Efendim işte Nas öyle gitti. Bilmem bugün işte ayet şu bu. Bunların hiçbirinin bir geçerliği yok. Siz demin söylediniz, hatırlayın. Gemilerimiz payır payır şey arıyorlardı. Durmadan vay Karadeniz'de doğalgaz fışkırıyor. Öbür taraftan bilmem ne. İşte Navtex'ler falan, bak hepsi oradan kayboldu gitti. Dış politikada, eğitimde, sağlıkta, ekonomide, her alanda bence iflas etmiş bir siyasi anlayış Türkiye'de bugün başında. Buradaki sorun bana göre muhalefetin ne yapacağında. Ben milletimizin artık AKP'ye oy vereceğini asla düşünmüyorum. Elbette 20 yıllık iktidarın sonucunda belli bir oy yüzdeleri muhakkak vardır. Burada muhalefetin akılcı davranıp doğru politikalarla millete gitmelerinin gerektiğini düşünüyorum. Onu da benim bildiğim, Sayın Dündar örneğini şöyle vereyim. Binlerce yıldır, binlerce yıldır ama ta eski Mısır'dan beri adamın biri kafasını bir yere vurduysa ve böyle baygınlık, sersemlik geçiriyorsa kafayı vurduğu yere bir delik açıp oradaki kanı boşaltırlar. Binlerce yıldır işte kalça üst dikeninin 3 santim yukarısı, 5 santim içi neyse basarsın, adam hopluyorsa ha bunda apandist var dersin. Hiç kimse kalkıp da ya ben bu apandisti arkadan dolayayım bulayım ya da bunun kafasını buradan vurmuş şuradan deliğim de kanı boşaltayım dememiş. Herkes, eski Mısır'da bile var trepanasyon. Dolayısıyla denenmiş, başarısı kanıtlanmış bir Kemalist Cumhuriyet deneyimimiz var. Bu deneyimi 21. yüzyıla uyarlayarak sizin başlangıçta söylediğiniz Cumhuriyet'in kuruluş ayarlarına, eğitimde, sağlıkta, bilimde, teknolojide, her anlamda onları milletin önüne getirecek ciddi bir programla ben çok yakında bu badireden milletçe kurtulacağımızı düşünüyorum. Çünkü bu badire maalesef bize denk geldi. Ne yapalım, canları sağ olsun.